Bütün örfler hep dine dayanır, hadise dayanır. Biz öyle bir milletiz elhamdülillah. Müslüman olduğumuz zaman Ehl-i Sünnet'i seçmişiz 926'da. Hanefi mezhebini seçmişiz. Öbür mezhebelere bir şey demiyoruz. Hak dört mezhebin hepsi de kabulümüz. Evet, tolerans var, taassup yok ama bin yıldır bu millet böyle gidiyor. Şimdi ne diyorlar? Kaptan gemiyi en son terk eder. Bu peygamberin sünnetidir. Bütün sahabi kiram, Müslümanlar Mekke'den çıkmışlar. Hazreti Peygamberle Ebu Bekir kalmış. Ebu Bekir de gidecek, sen dur demiş. İkimiz gideceğiz. Evet, kaptan gemiyi en son terk eder. Peygamberin sünnetidir bu. Bizim de Anadolu'da söylemlerimizdendir. Evet, işte geceleyin çıkmışlar Sevir Dağı'nda, Mekke'nin güneyinde Sevir Dağı. Ben de çıktım elhamdülillah. Benim çıktığım 1969 yılında orijinal hali duruyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki hali. Sonradan başka memleketlerden gelenler o kayalara tapmaya, öpmeye falan başlamışlar. Suud hükümeti de bomba attı, patlattı orayı. Keşke onları engel olsaydı da orijinal hali kalsaydı. Her neyse, işte o da biz o zaman 62,5 saatte çıkmıştık. Onlar gündüz hem yol varken. Resul-i Ekrem Efendimiz oraya gece çıktı. Yani orada çıkarken sivri taşlar var. Bizim çıktığımız normal bir yol. Onunki sarp yer. Sarp yer. Yani orada ne zahmet çıktığını hissediyorsunuz. Gece. O sivri taşların arasından, dikenler arasından ikisi. İşte o zaman bir de burada şu var. Müminler dünyada kendilerine düşenleri yapacaklar. Evet. Kimse görmeden çıkıyor Mekke'den. Ve güneye gidiyor. Bütün Müslümanlar Medine'ye gitmiş, o kuzeydedir. Güneye gidiyor. Çünkü biliyor ki kendisi Mekke'den çıktıktan sonra müşrikler takip edecek, öldürmek isteyecekler. Güneye gidiyor, onları şaşırtıyor. Güney, Sevir mağarası güneydedir. Orada birkaç gün kaldıkları mağaraya sığınmışlar. Hem de ilginç bir şey, çok güzel mağaralar var orada. İnsanlar rahat oturup kalkabilir, böyle geniş. Onların hiçbirine girmiyor Peygamberimiz. Evet, ben 1969'da genç bir adamdım. Böyle sürünerek içeri girebildim. Yani kayanın, mağaranın ağzı bir insan zor sığacak. Göbekli adam sığmaz. Yatarak, sürünerek sığdım içeriye. Yani buraya adam girmez desinler diye ki öyle dediler. Demek ki Peygamberimiz göbek yokmuş yani. Şişman değilmiş. O zaman ben onu anladım. Çünkü ben bile zor sığdım yani gencecikken. Zor sığdım. İşte orada da insan dikeldiği zaman başı kayaya değiyordu. Böyle tam dikelemiyordunuz. Oraya sığınmışlar. Nitekim izciler takip etmiş. Gelmişler mağaranın dibine kadar. Hazreti Ebu Bekir çok korkmuş. Görürlerse Resulullah'ı öldürecekler diye. Evet, Kur'an diyor. La tahzen innallaha ma'ala. Efendim hiç telaşı yok. Kadere inanan telaşlanmaz. Evet. Peygamberimiz de kadere inanıyor. Kendini düşeni yapmış bak. Onları şaşırtmış. Hiç umulmayacak yere girmiş. Mantıken yani kendine düşenleri yapmış. Kendine düşen yaptıktan sonra iş Allah'a kalır. Her zaman Allah'a kalır. Hiç korkma diyor. Allah bizimle beraber. Hakikaten iz sürücü müşrikleri oraya kadar getirmiş. Aha demiş, burada. Bir tokat atmışlar herife. Aptal demişler, sen bizi şey mi zannediyorsun? Serseri mi zannediyorsun? O zaman da tabii hem insan sığmayacak hem de bir Allah güvercin göndermiş oraya. Güvercin üvey yapmış, yumurtlamış. Buraya insan girse bu güvercin yuva yapmaz. Örümcek de bir yuva yapmış. Örümcek yuvası var bak. İnsanın girmediği belli. Zaten insan sığmaz ki böyle diye her bir dövmüşler. Allah korumuş yani. Evet, Allah bizimle beraberdir. Buyruğu gerçekleşmiş.
İşte orada saniyesinin ikincisiydi. İki kişiydiler. Ebu Bekir ikincisiydi. Kur'an'da anılıyor Ebu Bekir yani. Kur'an'da anlatılıyor. Evet, Peygamberimiz de güneşin üstüne doğduğu insanların peygamberlerden, nebilerden, rasullerden sonra en muazzamı Ebu Bekir'dir diyor. Ma talat eşşemsü ala ahadin baden nebiyyine vel murselin afdala min Ebu Bekir. Ebu Bekir'den daha üstünde güneş doğmadı peygamberler hariç. Demek ki peygamberler hariç insanların en üstünü Ebu Bekir'dir. Efendimiz öyle söylüyor. Evet, burada dair Hazreti Ömer de aynı şeyi söylüyor. Peygamberlerden sonra bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir'dir. Kim bundan başkasını söylerse müfteridir. İftira edene ne gerekiyorsa o cezayı hak eder. Hazreti Ömer'in sözü de bu, Arapçası burada. Evet, Ebu Hanife işte bunlara bakarak diyor ki insanların Peygamber Aleyhisselam'dan sonra ümmeti Muhammed'in en hayırlısı, afdalı Ebu Bekir'dir. Sonra Ömer İbnül Hattab'dır. Sonra Osman İbn Affan'dır. Sonra Ebu Ali bin Ebi Talib el-Murtaza, Hazreti Ali'dir. Evet, bu şekilde inanırız. Elhamdülillah bizim milletimiz de bunların hepsine saygı duyar ve işte Ömer orada. Evet, Ebu Bekir burada. Evet, ötekiler de burada. Hepsi de orada yazıyor bakın. Bu söylediğimiz Hasan Hüseyin de katmışlar. Dört halifeyi bütün camilerimize asarız. Bu aziz milletin peygamberimizin bu hadislerine, bağlılığına, onlara olan sevgisini gösteren bir şey. Evet, Efendimiz buyuruyor ki Ebu Bekir için Allah'ım Ebu Bekir'e yardım et. Salli, yardım. Onu kerem et. Hayrın artır. Lütfunu artır. Evet. Böyle dua ediyor. Evet. Peynnehu yuhibbuke ve yuhibbu rasuleke. Çünkü Ebu Bekir seni sever. Senin Resulün Muhammed Mustafa'yı da sever. Bütün servetini harcamış Peygamberimiz uğruna. Hatta mağarada da oyuk varmış. Yılanlar filan olur diye o oyuğa dabanı dayamış peygamberi sokmasın diye. Hakikaten tabanını yılan sokmuş. Efendimiz orada yorgundur, uyumuş. O da başında bekliyor, o uyumuyor. Ayağı o delikte. Acısından dolayı gözünden yaş akmış üstüne. Ne oldu demiş Ebu Bekir? Bir şey yok demiş, anlamış yılan soktuğunu. Bismillah demiş, tükrüğüyle ağrısını dindirmiş. Öyle mucize var efendim. O Resulünü sever. Sonra hicret sırasında devenin bir önünden gidiyor, bir arkasından. Önünden gidiyor, karşıdan gelenler peygambere zarar vermesin. Önünden giderken arkadan gelenler peygambere zarar verdi. Bir arkaya geçiyor, bir öne geçiyor, bir arkaya geçiyor. Öyle peygamberi çok seviyor. O seni sever ya Rabbi. Senin Resulün Muhammed Mustafa'yı da sever. Ona rahmet et, ona yardım et, kerem et, lütfet. Sevginde onu önde bulundur. Allahum salli ala Umar. Umar İbn-i Hattab'a da aynı rahmet et, ona yardım et. Faruk adaletli olduğuna, haksızlık etmediğine işaret, lakabıdır, onun künyesidir. Evet, bir adaleti sebebiyle bir mecusi köle tarafından şehit edilmiştir. Feynnehu yuhibbuke yuhibbu rasulek. O da Ömer de seni sever. Senin Resulün Muhammed Mustafa'yı da sever ya Rabbi. Allahümme salli ala Osman ibn Affan. Affan oğlu Osman radıyallahu anh'a yardım et. Ona salat et. Ona lütfet. Keremin artır. Neden? Feynnehu yuhibbuke yuhibbu rasuleke. O da hem seni sever hem de senin Resulün Muhammed Mustafa'yı sever. Biliyorsun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızını Ümmü Gülsüm'ü ona vermiştir. O vefat edince bir kızını daha vermiştir. Evet, seni sever. Evet, hem senin Resulünü sever. Hazreti Osman ağlamış. O koca Osman demiş,
1000 kızım olsa 1000 güne veririm sana demiş. O kadar seviyor Hazreti Osman'ı. Zinnureyn, iki nur sahibi denir ona. Öyle bir şey var Hazreti Osman'ın da. Bunları size anlatıyoruz. Evet. Maalesef bu Muharrem ayında biz İran'a gittik. İran'da şimdi merasimler var. Yarı bellerine korunuyor. Bütün köylerde, kasabalarda yarı bellerine kadar erkekler soyunuyor. Zincirlerle vurup böyle köyü dolaşıyorlar her gün. Yani o arada tabii Ebu Bekir, Ömer, Osman'a küfürler ediyorlar, lanetler ediyorlar. Yüz binler. Biz öyle demeyiz. Evet, biz de Hazreti Ali'yi çok severiz. Hasan Hüseyin'i çok severiz. Ama onları sevmek diğerlerini küfretmeyi gerektirmez. Biz orta yol, ehli sünnet yolundan gidiyoruz. Biz öyle küfürleri kesinlikle tasvip etmiyoruz, edemeyiz. Bakın hadis okuyorum, peygamberin sözü. Dua ediyor peygamberimiz. Evet, Hazreti Ali hakkında da sözü var. Efendimizin Hazreti Ömer hakkında da. Benden sonra peygamber gelecek olsaydı, Allah son peygamber beni yaptı, Ömer peygamber olurdu diyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Ömer'den salihul müminin, müminlerin salihidir diye ayet-i celle vardır. Evet, Hazreti Ömer'le İslam aşikar olmuştur. 40. Müslümandır. Ona kadar gizli gizli geceleri Peygamberimiz İslam'ı yaymaya devam ediyordu. Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra neden gizliyoruz? Kim karısını dul bırakmak istiyorsa, kim çocuğunu yetme, gelsin ben de Müslüman oldum, gelsin karşıma diye meydan okumuş. Ömer çok şeyli, herkes korkuyor. Böyle çok pehlivan yapılı bir insan. İslam'ı aşikare olmasına ilk o sebep olmuş, 40. Müslümandır. Evet, Ömer hakkında da çok güzel hadisler var. Levkane ba'di nebi lekane Ömer ibn Hattab. Tirmizi hadisidir, kütüb-i siteden. Benden sonra peygamber olsa Ömer peygamber olurdu. Evet. Hazreti Ali hakkında da, tabii Hazreti Osman hakkında da, her peygamberin bir cennette arkadaşı vardır. Beraber oturup kalktığı, konuştuğu. Benim cennetteki arkadaşım da Osman'dır diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Osman, meleklerin bile hayasından haya ettiği son derece hayalı bir insandır. Şimdi Efendimiz gelmiş Hazreti Ayşe'nin odasına. Sıcak. İnsan evinde rahat olur değil mi? Üstünü çıkarmış. İnsanın göbeğinden diz kapağına kadar mahrem değil, haram değil. Evi, hanımının evi. Üstünü çıkarmış, sıcak. Şöyle yan gelmiş, kapı çalınmış. Yan gelip durur, üstü açık. Kim o demişler, Ebu Bekir demiş. Söyleyin gelsin, hiç istibini bozmamış. Ebu Bekir gelmiş, oturmuş, otur bakalım. Böyle giderken bir kapı daha çalınmış, bir daha çalınmış. Kim o? Ömer. Söyleyin gelsin, hiç istibini bozmuyor. Üstü açık, yan geliyor. O da oturmuş. Ondan sonra bir daha çalınmış. Kim o? Osman deyince çamaşırlarımı verin demiş. Üstümü giyineyim. Demiş ya Resulallah, ötekilerde bir şey yapmadın. Osman şimdi beni böyle görürse haram değil. Beni görürse eve gelmekten gider demiş. Öyle hayalıdır o ki melekler bile onun hayasından haya eder. Ömründe hiç tenasül uzvunu görmemiş. O kadar edepli, hayalı. Allah şefaatine nail eylesin inşallah. Öyle diyor. Evet, öyle söylüyor. Peygamber bu söylediklerim hadis-i şeriftir. Evet, Hazreti Ali hakkında daha çok hadisler var. Hazreti Osman hakkında böyle oldu. Hazreti Ali hakkında da Mürtaza, Allah'ın razı olduğu, kerremallahu veçhe. İnnel cennete leteştaku ila selasetin. Üç kişiyi cennet özler, bir an evvel kavuşmak ister. Kim onlar? Ali, Hazreti Ali, Ammar bin Yasir, Selman Farisi. Evet, Ali öyle mübarek bir insan. Öne diyor, dünyada da ahirette de sen benim kardeşimsin Ali diyor. Evet, sen diyor,
benim yanımda, Musa'nın yanında Harun neyse oysun. Ama diyor bak, Harun peygamberdi. Benden sonra peygamber yok. Ama Harun neyse Musa'nın yanında sen de benim böyle yardımcısın. Çünkü Firavun'a giderken Musa Aleyhisselam pek güzel konuşamazmış. Çünkü çocukken Firavun besledi, biliyorsunuz onu, büyüttü. Firavun gündüz herkesi kamçılamış, zulmetmiş. Gelmiş eve, başını, üstünü başını açmış. Hazreti Ali de daha çocuktur. Çocuk ama aslan. Nasıl çocuk? 650 bin çocuk kesmiş. Yahudiler şeyden bir şey çıkacak. Bir peygamber gelecek. Senin saltanatını son verecek filan diye. Şöyle bir rüya görmüş, yormuşlar. Bütün Beni İsrail'in kadınlarını kısırlaştırmış. Diğer Müslümanların şeysini, oradaki müminlerin şeyini kısırlaştırmış. Hazreti şeyinin Hazreti efendim efendim ha bu şey, Beni İsrail'in kadınına kısırlaştırmış. Musa Aleyhisselam hanımına Allah ilham etmiş. O da hamileymiş. Sen demiş düşürme çocuğumu. Biz onu koruyacağız. Doğmuş, sandığı atmış. Bunu anlattıklarımı ben yerinde gördüm. Siz de gidersiniz Mısır'a, Nil Nehri'ni, Firavun'un sarayını aktığı yerden geçiyor. Sandık içine koymuş, salıvermiş. Sandık giderken bir ağaca takılmış. Sare validemiz de Firavun'un hanımı Sare değil mi? Asiye, affedersiniz. İbrahim Aleyhisselam. Asiye çocuğu olmuyor. Firavun da iktidar mücadelesi yapmış, rakipleri yenmiş. Oğlu olmuyor. Çocuğu olmuyor. Yanında hizmetçilerle geziyor. Nehrin kenarında, sarayın bahçesinde. Sandığı görünce, al gelin sandığı demiş. Açmışlar, bir yokmuşlar ki peygamber olacak Musa Aleyhisselam. Bir günlük çocuk ama belli. Son derece güzel, kobalayı bir çocuk. Demiş, bundan birisine bahsedersen hepinizin gözünü oyarım demiş. Kimseye söylemeyeceksiniz. Akşam saraya getirmiş. Demiş, hop efendi, kocası Firavun'a. O kadar uğraştın, iktidarı ele geçirdin. Rakiplerin bekleyip dururlar. Çocuğumuz olmuyor. Bu çocuk bir günlük. Ben bunu şeyden buldum, Nil'den buldum. Bunu demiş, kendi çocuğumuz diye ilan ederiz. Kendi keyfine göre terbiye edersin, yerine koyarsın. Tamam demiş, doğru söylüyorsun. Böylece Musa'ya annesi de kardeşini göndermiş. Ne oldu acaba? Yavrusu ne oldu? Ondan sonra tabii çocuk Allah'ın şeysinde, kontrolünde, Allah'tan talimat alıyor. Emzirmek istiyorlar, tadı buluyorlar. Hiçbir memeyi emmiyor. Koşturuyorlar sağa sola. Kralın çocuğu oldu ama emmiyor. Rahat durmuyor. Kız kardeşi de kenarda duruyormuş. Niye koşturuyorsunuz? Bizim kralın çocuğu oldu ama süt tadısı bulamıyoruz. Kimse emmiyor. Ben size demiş, o çocuğun demiş emecek tadıyı bulurum. Aman demişler, çabuk ol. Anasını getirmiş. Nasıl emmiş onu böyle? Sarmışmış. Kuş sütünde beslemiş bir avun. Hem anasını hem de Musa Aleyhisselam'ı. İşte orada biraz şöyle 3-4 yaşına gelir geldiğinde güçlü çocuk. 650 bin çocuk kesmiş. Tefsirlere göre 650 bin çocuğun gücünü Musa Aleyhisselam vermiş. Tur Dağı'nın dönüşünde şeyler, Beni İsrailler bir şey altına tapınca, altın buzağıya, Harun da böyle Efendimiz'i Miraç'ta görmüş, güçlü kuvvetli kıllı böyle bir adam, peygamber. Onu tek eliyle öyle kaldırmış sakalından. Niye demiş bunlara müsaade ettin altına tapmalarına? Kur'an'da var. La te'huz bilihyeti. Kardeş diyor, sakalımı bırak, canımı acıtıyorsun diyor. Beni dinlemediler. Kur'an'da var. Hadi bir tane çocuğu tek elinize kaldırın yukarıya. Koca adamı kaldırın. Yani güçlü. Şimdi Firavun kel kafasını böyle çıplak dururken insanları kamçıladı, kamçı da yanında.
Onu almış Musa Aleyhisselam çocuk, bir tane indirmiş kafaya, fena acıtmış. Hemen kılıcını almış, kesecek çocuğu. Çok can acımış, kral ya o. Gene validemiz demiş ki, Asiye validemiz, ya sen koskoca kralsın, akıllı adamsın. Çocuğun işin ne? O arkasına gidilir mi? Çocuğun işine benzemiyor demiş. Çok canım acıttı. Dur demiş, imtihan edeceğim. Evet. Ateş koymuşlar. Öbür tarafa da şey koymuşlar. Melek gelmiş demiş ki, ulan ateşe son demiş. Kelle gidecek. Koyunca ateşe sormuş, ağzını atmış. Ondan dolayı diyorlar güzel konuşamıyordu. Kekemeydi Musa Aleyhisselam. İşte Firavun'a giderken قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. Kardeşim benim yardımcı ver, çünkü o güzel konuşuyor. Harun'u bana yardımcı ver. Evet, Harun'un Musa'nın yanında Harun neyse yardımcı. Sen de olsun ya Ali. Ama peygamberlik yok. Evet, sen de benim yardımcısın ama peygamberlik yok, öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir menzileti Harun min Musa. Gayrannehu la nebiyye ba'di. Yalnız benden sonra peygamber yok. Sen peygamber değilsin. Ama Harun neyse Musa'nın yanında yardımcı, sen de olsun. Hadis. Men ahabbe aliyyen fakat ahabbeni. Kim Ali severse beni sever. Ve men abaza aliyyen, kim Ali'ye buğz ederse bana buğz eder. Bu da peygamberimizin hadislerindendir. İşte bu hadiste de Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, ondan sonra Hazreti Osman'a şey var. Bu hadiste öyle. Başkalarında Ali de var. Allahümme salli ala Ubeyd ibn-i Cerrah, peygamberin sahabilerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedelerinde akraba birleşiyor. Babası şeyde Bedir'de öldürülmüş. Öldüren de oğlu. Din uğruna babasını öldürmüş. Evet. Katile ebuhu kafiren. Kutile ebuhu kafiren. Yevme Bedir ve yukal ennehu huve katile. Öldüren baba, dini kafir diye öldürmüş. Evet. Bedir'de. Ama kendisi Müslüman, ilk Müslümanlardandır. Onu da sev, çünkü o da seni ve Resulünü seviyor. Allahümme salli Amr ibn-i As. Amr ibn-i As'ı da sev, çünkü o da seni seviyor. Senin Resulünü de seviyor diye şey var. Evet, şimdi biz dört halifeyi bu hadislere binaen Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Bu hadislerin mansadakı sebebiyle İmam-ı Azam en üstün Ebu Bekir. Sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali. Bizim inancımız da budur. Burada da onlar böyle erilir. Yani biz onları severiz ama başkasına, sahabilere asla dil uzatmayız. Şu veya bu. Evet, olabilir. İmtihan dünyası bu. İmam-ı Azam diyor ki, Ali Osman içinde konuşma. Onlar küfrediyor, lanet okuyor. Hatta geçen sene ölen, İran'dan gelen hacıların ayaklarının altında Ömer var. Hakaret olsun da çiğniyorlar. Ben de İzmir'de İran'dan gelen bir hocayla getirdiler. Çok bilgili, dil biliyor. Bizim hocalar okumuyor. Onların hepsini yenmiş. Profesör arkadaş Sofya Solak Bey rahmetli, Cevat Hoca'ya götürelim yahu demiş. Getirdiler. Atıp tutmaya başladı. Müddet nikahından bahsetti. Açtım Buhari, Müslim hadisi, Muttefakun aleyh hadis. Hazreti Ömer'den rivayet ediliyor. Bak dedim, müt'ayı Kur'an'da da var. Burada da ebediyen kaldırdı diyor Peygamberimiz. Kaldırdım diyor. O Ömer'in iftirasıdır. O zaten müşteri bir heriftir. Başladı, dur dedim, dur. Sen bunu sokakta söyleme, dayak yersin usulce. Hazreti Ömer'e müfteri diyorlar yani. Hazreti müfteri diyorlar ve küfrediyorlar. Sokaklarda yüz binler. Biz onunla aşırılıklar yapmayız. Başımızın üstünde hepsine saygı duyarız. Evet, saygı duyarız. Dört halifeye
bu İmam-ı Azam gösterdiği şekilde bu ayetlere şey ederek saygı duyarız. Evet. Peygamberimiz buyuruyor. Allahümme men amene bi ve saddakani ve şehide enne ma ci'tu bihil hak min indike fâkil mâ lehu ve veledehu. Evet, biz hadisleri gizlemeyeceğiz. Vâcele kabzehu. Evet. Ve habbe beleyle kâek. Hadisleri aynen aktarıyoruz. Şimdi birçoklar diyor ki kafirler zengin, çok paraları var. Bu onların lehine değil. Kuyuları, cehennem çukurları artsın diye daha çok veriyor Allah, azgınlaşsınlar diye. Ama sevdiği adamlara, evet, sevdiği adamlara diyor ki Allah'ım, bana inanan, beni tasdik eden, benim getirdiklerime hiç şüphesiz kabul eden, inanan, tasdik eden ve şeyde enne mâ cîtü bihil hak, benim getirdiklerim min hak olduğuna gözümle görür gibi şahitlik ederim diyen, evet, min indik, senin tarafının getirdiğim Kur'an'a, böyle kimselere, peygamberin duası bu, fâkil mâlehu, çok mal verme, malını azalt. Çok mal verirsen, zenginden malı çok seviyor. O sevgi dolayısıyla ahiretini unutur, yanlış işler yapar, para hırsından dolayı. Onlara diyor çok mal verme. Peygamber duası efendim. Evet, dünyadan korumak için, yanlış yola girmesin diye, ebedi yurt olan ahireti unutmasın diye, aldanmasın diye. Ve böyle de hu. Çok çok çocukta çok verme. Eskiden çok çocuğu olana arkalı derlerdi. Sülalesi kalibi kimse dokunamazdı. Şimdi kanun hakimiyeti var, değil mi? Hukuk hakimiyeti var falan da. Ama daha bu zaman oldu. 21. yüzyılda oldu ancak. O zamana kadar şimdi çok çocuğu olan da çocuklarına güvenerek herkese emretmeye kalkar, ezmeye kalkar, zulmetmeye kalkar. Müşriklerde bu oldu. Başka şeylerde de oldu. Kalabalık aileler başkalarına şey kurdular. Tepelerine bindiler. Ondan dolayı onlara da çok çocuk verme. Çok çocuk verme. Evet. Ahiretle uğraşsınlar. Dünya şeylerine aldanmasınlar. Evet. Ondan sonra vacil kabzahu. Bu Anadolu'da söyleniyor. Canını geciktirme. Erken al. Erken ölenler ne derler? Allah sevdiğini alırmış. Bu hadise dayanır o işte. Canını çabuk al. Çok fazla yaşama. Çok fazla yaşarsan kötülüğü geçecek. 50 yaşında ölen adamın vereceği hesap başka. 100 yaşında kadar yaşamış ama hep de pislik yapmış. Küfür yapmış. Öyle adamlar var biliyorsunuz. Hesabı daha zor. Ondan dolayı yine acıdığından çok yaşatma diyor. Kendi zaten 60 yaşında gitmiş. Çok yaşatma diyor. Allah'ım ve habbi ileyhi likaek. Ve sabah akşam Allah'ım beni sana kavuştur diye dua etsin. Sevdir onu diyor. Sevdir onu. Allah'a kavuşmayı sevdir. Böylece Allah'a kavuşmayı sevince tabii dünyaya metelik vermeyecek. Gözü ahiret olacak. Bunun için vaccillehül kaza, ölümü ona acele ver diye peygamberimiz dua etmiş. Ve men lem yu'min bi ve lem yusaddiquni ve lem ya'lem enne ma ci'tu bihil hak. Evet. Bana inanmayan, getirdiğimi tasdik etmeyene gelince fe eksir ma lehu ve veledehu, onun çok çocuğunu çok yap, onun malını çok yap. Vatil umruhu, ömrünü uzun et. Uzun et, böylece iyice dünyaya dalsın, Allah'ı unutsun. Evet. Kafirler de çukurları çoğarsın diye. Evet. Evet. Dünya imtihan yeri. Şimdi her zaman söylüyorum ben. İlk defa Avrupa'ya gittim memurken, üniversitedeyken arabamla. Gittim.
Memur adamız. Ne olacak, ne alacağız ki? Zaten gümrük kanunları o zaman bir hediye almayı falan yasaklıyordu. Şimdi çok serbestleşti de. Girdik şeyden, kapı kuleden. Baktı adam, güle güle hocam dedi. Şeyimde yazıyor, üniversitede hoca diye. Hiç beklemeden geldik biz, oh yorulmuşuz, istirahatimize baktık. Arkamda Almanya'da oturanlar da izine geliyorlar ama zor sığmışlar içeriye. Minibüsler dolu, eşya dolu. Türkiye'de olmuyor bazı şeyler, bulunmuyor şimdi. Her şey var da o zaman yok. Onlar görünce çek kenara dedi. Tabii onlar da bunu bildiği için kanuna uygun şeyler alıyorlar ama Türkiye'de bulunmayan şeyler doldurmuşlar. Tek tek indirdi. Ben işim çoktan bitti. Adam kurtulsa bile 2-3 saat polisi aradı onu. Dünya ahiretin misali değil mi? Şimdi parası çok adamın. Diyelim ki %100 helalden kazandı, zengin oldu. Bunu nereden kazandın, nereye harcadın? Tek tek soracaklar. Adam bir şeysi yoksa bir şey güle güle. Doğru cennete gidecek adam. Öteki hesap verirken, kıvranırken. Peygamberimiz bunları düşünerek bunda bu duaları etmiş. Tabii mal büyük çetin bir imtihan sebebidir. Zengin İbrahim Aleyhisselam zenginmiş. Bir tek misafir geldi mi kuzu kesermiş. Kuzu bir tek adama kebap yedirirmiş. Kur'an'da var. İbrahim sen misafire ikram etmiyorsun. Kuzu az geldi demiş. Bir tek misafir gelse İbrahim Aleyhisselam sığır kesmeye başlamış. Bir tek adam için, misafir için. Yine İbrahim sen misafire ikram etmiyorsun. Sığır az geldi. Bir tek adam geldi mi deve kesiyor. Koca deveyi kesiyor. Yine ihtar almış. İbrahim sen misafire ikram etmiyorsun. Ha demiş. Bu yol yanlış. O zaman gelen misafire elini o yıkatmış, yatağını o yapmış, havlu dökmüş. Hani Anadolu'da tutarlı eskiden şey yoktu. Şimdi lavaboya gönderiyorsunuz. Eskiden tazelik su yoktu. Leğen konurdu. Birisi yıkadır elini, havlu tutar filan. Gelen adama bizzat hizmet etmiş, sofrasını kurmuş filan filan. Şimdi misafire ikram ettin ya İbrahim diye. Böyle şeyler var. Kayıtlar var. İbrahim Aleyhisselam gibi gelen bir adama deve kesecek kadar cömertsen eyvallah sözümüz yok ama zenginler parayı çok seviyor, kıyamıyor. Evet, edemiyor. Çok büyük çetin imdan sebebi. İmam-ı Azam da çok zengin. Abdurrahman İbni Avf da çok zengin. Çok zengin. Ama cennetliklerden, burada cennetlikler vardır. Hayattayken cennetlikler sayılı kimselerden biridir. Abdurrahman İbni Avf. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesi okuyor. Abdurrahman İbni Avf da akıllı tüccar, malın iyisini getiriyor Şam'dan ve ucuza veriyor. Onun için herkes onun malından almak istiyor. Hem kaliteli mal alıyor hem ucuza. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okuyormuş. Onun kervanı yoldan gelince çan çalmış. Aslında çan çalıyordu kervanın adı. Cuma namazındayken hutbe okuyor Efendimiz. Malı başkaları alır da bize kalmaz diye Peygamberimiz hutbe okurken herkes camiyi boşaltmış. Kur'an-ı Kerim'de var. Ve terakuke kaime. Hutbede tek başına kaldın Habibim. Bunu da tabii Hazreti Ayşe anamız çok akıllı. Allah şifadan ailesin. Odasından görmüş. Herkes şeye gidiyor. Mal almaya gidiyor. Peygamberimiz hutbede yalnız çünkü evi orada zaten caminin avlusunda. Ha. Resulullah'tan işitmiştim. Cennete gireceklerin, ilk doğrudan gireceklerin en son arkaya kalanı Abdurrahman İbni Avf dediydi. Anladım niye. O kadar malından dolayı nereden buldun, nereye verdin? Bir de bak millet hutbe okurken bırakmış gitmiş malın güzelini alacağız diye. Evet, mal tabii şey sebebi, imtihan sebebi. Peygamberimiz işte çoğumuz bu mal sebebiyle imtihanı kaybedeceğimiz için az ver diyor. Ondan bu duayı yapmış. Yoksa
bu cami parayla yapılır değil mi? Kanunun zengin olması bunu nasıl yaptıracak? Allah rahmet eylesin. Ama çetin imtihan. Sen onu yapamazsın kanununkini. 76 yaşında padişah, sadrazamı var, paşaları var. At sırtında zikat para gidiyor adam. 76 yaşında beyefendi. Klimalı taksiyle gitmiyor. Uçağla gitmiyor. At sırtına hadi sen bir ata bin de buradan Çatalca'ya kadar bir git. İçin dışına çıkar, sarsar adamı. 76 yaşında padişahken başkan emir etmiyor, cihada çıkıyor. Herkes böyle olamaz değil mi? Zenginim diye başkasını kullanır. Çok büyük çetin imtihan. Evet, ondan dolayı Peygamberimiz böyle dua etmiş. Evet efendim. Bu hadiste size böylece Ebu Hureyre'den nakledilmiş. Evet. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ehdi Kureyşen. Allah'ım Kureyş'e hidayet ver. Kureyş Peygamberimizin kabilesidir. Haşimi Kureyş kabilesi, Haşimi ailesinden, sülalesinden Peygamberimiz Kureyş'e hidayet ver. Evet, hak yolunu göster onlara. Ondan dolayı işte mesela Ebu Leheb hariç nasip olmamış. O da Peygamberimiz amcası Ebu Leheb de. Ama diğerleri Müslüman oldu. Ebu Sufyan'a, o da Peygamber sülalesinden hidayet nasip oldu. Dua etmiş yani. Onlara hidayet ver. Hak yolunu göster ya Rabbi. İslam yolunu göster diye dua etmiş. Nasibi olanlar bu duanın bereketiyle İslam'la müşerref olmuşlar. Fe inne alimehe. Allah'ım Kureyş'e hidayet ver. Çünkü Kureyş'in alimi yemlevü tıbakal ardı ilmen. Yeryüzünün her yerini ilimle doldurur. Evet. Çok akıllılar Kureyşler. Hep reis onlardan çıkmış. Arap tarihinde akıllı olmayan adam reis yaparlar mı? Çok akıllılar. Peygamberimiz de onlardan çıkmış. Çünkü onlardan bir alim yeryüzünü ilimle doldurur. Evet. Peygamberimizin amcası Abbas, oğlu Abdullah, ona da dua etmiş. Müfessirlerin piridir, başıdır. Kur'an'ı en iyi anlayan adamdır. Yeryüzünü ilimle doldurur. Herkes ondan yararlanıyor. Çok zeki, çok akıllı. Evet, onların bir alimi yeryüzünü ilimle doldurur ya Rabbi. Evet. Allahümme keme azaktahum azaben feazik nevalen. Onlara zorluk verdiğin zaman, kıtlık filan verdiğin zaman, ölüm vesaire, güzel ihsanlarda da bulun. Sevap da ver ya Rabbi. Evet, sevap da ver. Cafer-i Tayyar Peygamberimizin çok benzeriymiş. Evet. Kumandanken Mu'te Harbi'nde savaşırken sağ kolu kopmuş. Sancak sağ kolunda. Sancağı sol koluna almış. Muharebeyi terk etmemiş. O kolu da kopmuş. Yine terk etmemiş. Boynuna kıstırmış sancağı. Savaşıyor yine. Yine savaşıyor. Kaçmıyor. İki kolum koptu demiyor. Kaçmak yok. Allah yolunda şehit olmak istiyor. Peygamberimizin şeyi. Peygamberimizi seyrediyor. Gözlüğü, peygamber gözlüğü. Kahramanca askeri coşturmak için öne atılıyor o halinde. Evet. Derken kafasını kesmişler. Evet. Yere düşmüş. İki koluna karşılık cennette iki kanat verildi. Cafer-i Tayyar. Cennette uçuyor şimdi. Mükafatını da ver ya Rabbi. Onlar çok sıkıntı çektiği zaman mükafatını çok ver. Yok, iki cennette iki kanat verildi ona. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahiret duası yapıyormuş. Onlara da ve de arz ettiğim gibi bizim hocalarımız, alimlerimiz hep bu Kureyş'ten gelen, Hazreti Ali de Kureyş'ten. Ben ilmin şehriyim, Ali kapısı diyor. Hazreti Ali'den öğreniyoruz birçok şeyi.
Abdullah bin Abbas'tan öğreniyoruz. Peygamber amcasının oğlundan öğreniyoruz. Yani çok zeki adamlar Peygamber'in duasına ermişler. Ondan dünya ilim faydalanıyor. Bu hadisi de Ebu Hureyre'den yine nakletmişler. Kureyş, Peygamber'in sülalesi. Tabii mümin olmazsa asla akraba sayılmıyor. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu inanmadı. Gel oğlum inan dedi, gemiyi alayım yoksa boğulacaksın dedi. Kur'an'da var bu. Hayır dedi, ben dedi dağa sığınırım derken dalga aldı götürdü. Babadır, peygamberdir ama insandır. Canı acıdı. Oğlum dedi. Kur'an'da ihtar var. O leyse min ehlik. Evet, Nuh. Yanlış söz söylüyorsun. O senin oğlun filan değil. Bir daha böyle yanlış söz söyleme. İhtar aldı. İhtar aldı. Evet efendim. Böyle. Evet. Allahümme allimhul kitabe vel hisab. Şimdi Muaviye ile ilgili. Allah'ım Muaviye'ye kitabı, Kur'an'ı öğret. Hesabı, feraizi, mal taksimini öğret. En çepreşik meselelerden birisi. Peygamber Muaviye çok zeki adam. Babası Ebu Süfyan da Müslüman olmuş. O da çok zeki adam. Reisken biliyorsunuz. Arkadaş diyor ki eserinde, kerhen Müslüman oldu. Yanlış. Müslüman olun aleyhinde konuşulmaz. Bir, iki. Kerhen de olsa bir adam, dayak aldığında olsa iman etmiyor. İman nasip değilse inanmıyor biliyorsunuz. Kafir olup ölüyor. Demek ki onun ezelde nasibi var. Mümin olmuş. Onun için bize bu lafı bile edemeyiz. Kerhen Müslüman oldu demek ona saygısızlıktır. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyleri böyle. Mekke'nin fethine gidiyor. 10 bin kişilik ordusu var. Muhteşem bir ordu. Mekke'ye yaklaştığı zaman çöle dağıtıyor. Her askerin olduğu yere ateş yaktırıyor. 10 bini 100 bin göstermek için. Her taraf ateş yaktırıyor. Ebu Süfyan çok akıllı, Kureyş'in lideri. Casuslar vardı, önlemiş, hemen gelmiş, inanmamış. Kontrol için gelmiş, bakmış, çölün her tarafı ateş. Moralmen sıfır. Bu kadar orduyla nasıl savaşacak? Peygamberin siyaseti bu. Her tarafı ateş yaktırmasının sebebi. Ondan sonra yakalamışlar onu. Getirmişler. Çok şey, işkenceler yaptı biliyorsunuz. Ömer de tavizsiz. Hemen onu yakalamak istemiş. Dur Ömer demiş. Dur Ömer, çekil geri. Peygamber emri deyince Ömer geri çekilmiş. Peygamberimiz o gelince ayağa kalkmış. Çadırında yakalanıp getirilmişler. Ayağa kalkmış. Adam kabile reisidir. Hep böyle hürmet edilmeye alışık. Onun psikolojisinin zaaf tarafından faydalanıp Müslüman olmasına sebep olacak. Bize düşen bu. İnsanların hidayete sebep olmak çok önemli. O da buna alışmış, kalkmış ayağa. Adam demiş ki, sonra söylüyor. Peygamber bana saygı duydu diye bir daha yumuşamış. Bir, askerden morali bozulmuş. İki, peygamber ayağa ona saygı duyunca böyle ayağa kalkış. Bir daha şey etmiş filan. Ondan sonra zorla Müslüman olmak yok. La ikraha fiddin. Ama hakimiyet. Efendimiz gene siyasete devam ediyor. Ordu Mekke'ye gelirken bir vadiden geçirmiş, boğazdan. Onda diki, oraya dikeltin demiş. Şimdi dar boğazdan geçmek için 10 bin kişi bir yerde yürüyemiyor. Ancak 15'er 20'şer kişili gruplar halinde ha geçiyor, ha geçiyor, ha geçiyor. Yanındakine diyor ki, ne kural olmuş ya bizim Muhammed diyor. Aptal diyor, kral değil, peygamber, peygamber. Yani bu büyük ordudan bir de orada etkilenmiş. Ondan sonra peygamberimiz hala devam ediyor. Siz de başkasını İslam'a ısındırmak için, camiye getirmek için siyaset kullanacaksınız. Peygamberin sözü bizim örneğimiz. İşkici, kumarcı, arkadaşınız, dükkan komşunuz, asker adınız. Onun hidayete sebep olacaksınız. Hazreti Ali'ye sözü bu. Senin sayende bir kimse hidayet ererse cennet garanti Ali diyor. Sen de cenneti garanti etmek için kumarcı, beynamaz adamları onun zaaf taraflarından
siyaset kullanarak İslam'ı camiye alıştırın. Evet, şimdi ondan sonra git diyor, serbestsin diyor. Bakın yumuşatıyor durmadan. Bir de ilan ediyor, kim diyor Ebu Sufyan'ın evine sığınırsa diyor serbesttir. Allah Allah, iyice yumuşuyor şimdi. Hakikaten Müslüman oluyor, içi ısınıyor, Müslüman oluyor. Bakın yumuşata yumuşata o küfrün katılığını. Ondan sonra düşünmeye başlıyor tabii. Kureyş'in önderi Leis neler yapmış. Ama şimdi Müslümanlığı kabul etmiş içinden. Düşünürken karısı Hint. Biliyorsunuz Muaviye'nin annesidir. Ebu Süfyan oldu Muaviye. Oradan arkadaş kızıyor. Hind'in oğlu diyor. Hind'in oğlu deme. Hind'e de laf etme. O da Müslüman oldu. Arz edeceğim şimdi. Evet. Sen de Müslümansın diyor eve gelince. Otur diyor. Şimdi o karısına siyaset kullanıyor. Peygamber ona siyaset kullandı. Yumuşattı ya. Otur diyor. Ben Kureyş'in ulusuyum, reisiyim. En akıllısıyım. Sen de Kureyş'in en güzel karısısın. En akıllısısın. Öyle olmasa seni almazdım. Ölmekten hoşlanmaz mı? O da yumuşuyor. Akıllı karısın diyor bak. Biz güçlüydük, kuvvetliydik. Muhammed'in kimsesi yoktu. Böyle şeyli adamlar, köleler arkasına takıldı. Gücü kuvveti yoktu. Ama biz yenildik, o yendi. Mantığına danışsana. Demek ki yanlış yoldayız. Doğru söylüyorsun. O da akıllı kadın. Doğru söylüyorsun. Halbuki babasını Hazreti Hamza şehit etmiş. Hazreti Hamza öldürmüş. Ondan dolayı Hud Harbi'nde biliyorsun köle diyor ki Allah'ın şu parayı zengin edecek onu. Babamın intikamını aldı. Öyle şehit etti biliyorsunuz Hazreti Hamza'yı. Bir de ciğerlerini ağzına geveledi kininden dolayı. Bu Hint bu. O da doğru söylüyorsun. Bakın yumuşadı mantıken ama bir iş çaman böyle benimseme işi çabuk olmuyor. Çaresiz Müslüman oluyor şimdi Hint. Evet. Kadınlar kuyruğa girmiş. El öpecekler. Peygamberimiz hiç el öptürmemiş elin karılarına. Bakmış şey adam, yumuşacık adam Peygamberimiz. Azarlayamıyor el öpmek isteyenlere. Ömer koymuş araya Ömer'i. Ömer sert adam. Onun için elini öpmemişler, suya batırmışlar. Derken Hind'i tanıyor tabii. Geliyor Hind de örtülmüş. Ben Hind'im demiyor. Başka yolu yok ama bakın mantıken artık Müslümanlığı şey olmuş. İnmiş o çizgiye ama içinde yine babasını öldürdü diye kin var, şey var peygambere. Başka yolu da yok. Ondan sonra peygamberimiz onu hiç tanımazlıktan gelmiş. Sanki sıradan bir kadın gibi Müslümanı kabul etmiş. Çok zeki kadın. Şu ana kadar dünyanın en çirkin adamı sendin ama diyor. Beni tanıdığın halde diyor. Benden amcanı öldürttüğüme rağmen hiç intikam almadın, kin beslemedin. Beni insan yerine koydun diyor. Şu anda diyor dünyanın en güzel adamı diyor sensin. Dünyanın en güzel adamı sensin. O hareketiyle onu da Müslümanlığa tam ısındırıyor. Yol bu. Onun için Hind'e laf edemeyiz, Müslüman olmuştur. Muaviye'ye laf edemeyiz, onun oğlu diye vahiy kâdibi diyor, peygamber dua ediyor. Ebu Süfyan'ı laf edemeyiz, kerhen de olsa hakikaten peygamber duasını almışlar. Görüyorsunuz, susarız. Öbür tarafta mahkeme kübrada Allah hakim, onların davasını görecek. Sen onlara, peygamber de söylüyor, sahabeme dil uzatmayın. Hangisi olursa olsun sahabeye dil uzatan bana dil uzatmış olur. Bana dil uzatan Allah'a dil uzatmış olur. Hadisler var. Onun için bizim ehl-i sünnet yolu en güzel yoldur. Aşırıktan uzan. Şimdi Muaviye ile ilgili şeyi. Allah Muaviye'ye kitabı öğret, Kur'an'ı, hesabı öğret, yani faraizi öğret. Evet. Ve mekkin lehu fil bilad. Ya öyle demiş. Peygamberin bir duası olmasa ben halifeliğe talip olmazdım demiş. Memlekete iktidar yap onu. Mümekkinle filmek bilat. Peygamber duası olacağı görüyor peygamber. Olacağı görüyor.
Evet, Emeviler bu yanlışları yapmış ama çok da fetihler yaptılar biliyorsunuz. Çok da fetihler yaptılar. Evet. Muazzam işler becerdiler. Sen kendine bak. Efendim Osmanlılar şöyle yaptı. Arkadaş insandır, yapar. Ama yaptıkları güzellikler kötülüklerinden daha büyük. Ağzını tut. Sen öyle bir şey yapabiliyor musun? Yani yaptığın pisliği daha fazlası iyilik yapabiliyor musun? Öyle diyor. Bir kötülük yaptınız mı daha güzel bir iş yapın. Onu kaldırın. Onlar bunu yapmış. Onun için eskiden böyle yaptı diye onları dil uzatamayız. Öyle muazzam işler yaptılar. İslam'ı dünyanın her tarafına. Evet öyle diyor. Onu memleketlerde hükümran kıl. Kâlehu li Muaviyet ibn Sübyan. Süfyan. Muaviye bunu söylemişti. Vakil azab. Dünyada sıkıntıya uğratma. Ahirette de sıkıntıya uğratma. Evet efendim. Şu hadisi de arz edeceğim efendim. Allahum allimhul ilm. Evet gene aynı. Muaviye ilim ver. Hikmet ver. Vec'allu hadiyen mehdiyen. Onu hidayet rehberi kıl. Çok yerleri fethetti. Oranın insanlarının hidayetine sebep oldu. Oğlu Yezid de İstanbul'u fethetmek için geldi. Ordusunda şimdi Ebu Eyyub Ensari kaldı, şehit oldu burada, kaldı. Ebu Eyyub Ensari peygamberin mihmandarıdır, evinde misafir olduğu adamdır. En kıymetli sahabilerden biridir. Yezid'in emrinde geldi İstanbul'a. Yezid'i sevin demiyorum. Ama aleyhine konuşmayın. Yani işler böyle öyle basit değil. Evet, peygamberin de duasını almış bak ve hidayetine sebep oldu. Şimdi İstanbul'un fethinde kaleler, duvarlar, Bizans İmparatoru içeride girememiş tabii içeriye. Savaşırken Ebu Eyyub el-Ensari şey etmiş, vefat etmiş. Vasiyet ediyor. Beni diyor en yakın yere içeriye götürün. Orada kabrimi oraya kazın. Vasiyetini de getirmişler. 4 kişi sahabi salı koymuşlar Ebu Elbens'in şeyinin cesedini getiriyorlar. Ok yağdırmışlar Bizanslar. Durun demiş imparator. 4 kişi lan demiş. Nedir dertleri soralım. Durdurmuş okları. Gelmişler tam şeye içeriye onların bölgesine. Oradan nedir derdiniz? Bu bizim peygamberimizin en sevdiği, evinde misafir kaldığı Ebu Eyyub el-Ensari'dir, arkadaşıdır. Ölürken bize vasiyet etti. Beni içeriye götürün dedi. Onun için vasiyetini siz demiş ne kadar aptalsınız ya bu Müslümanlar. Ne kadar aptal. Bu topraklar benim. Buraya gömeceksiniz, gideceksiniz. Ben de onu istediğim gibi şey derim. Hiç kafa yok sizde. Ulan demişler ki biz vasiyeti yerine getirelim. Öbür tarafı Allah'a kalmış. Çekmişler gitmişler. Bu lafı duymuş ya Yezid. Hemen adam göndermiş. Eğer demiş peygamberin dostuna, kabrine bir şey yaparsan memleketimde Suriye'nin tamamını almış. Irak'ı almış. Her tarafı fethetmiş ya. Memleketimdeki ne kadar Hristiyan varsa hepsinin kellesini uçururum demiş. Hemen elçi göndermiş Bizans İmparatoru. Aman onları elleme demiş. Türbe yapıvereceğim ona. Kabir yapıvereceğim. Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrini ilk yapan imparator, Bizans İmparatoru. İslam'da böyle şey yapmak yok. Toprağa gömmüşler, gitmişler. Evet o yapıvermiş. Sonra İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet Hazretleri, Akşemseddin Hazretleri ile birbirlerine denemişler. İkisi de evliya. Demiş bul bakalım. Kendisi de Fatih bu emri verdiği zaman onun yıkandığı, cesedinin yıkandığı yere şey kurmuş. Akşemseddin demiş ki ya bunu emri veren adam buraya kim kurdurdu bunu? Fatih. O da demiş biliyor bu işi demiş. O da evliya çünkü. Onun yıkandığı yere şimdi orada çınar var. Demiş şurayı kazın. Kerametiyle kesmemiş bir kazmışlar. Bizans'ın yaptırdığı kabir taşları çıkmış. Öylece bulunmuş. Yani
şu bu diye kimseye dil uzatma. Allah onların hesabını görecek. Biz ehl-i sünnet hiçbir sahabiye dil uzatmayız. Evet öyle diyor. Bak hidayet sebebi kıl. Vehdihi. Evet onu vehdihi. Onunla beraber onlara da hidayet ver ya Rabbi. Birçok insanın hidayetine sebep olmuş. Ülke fethetmiş. Bu dua bereketiyle. Bunu Ahmed İbn Hanbel Tirmizi rivayet etmiş. Hazreti Ömer'den Ahmed İbn Hanbel nakletmiştir. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizlerin aile eylesin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. 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 Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi Besmele ile beraber. On üçer İhlas-ı Şerif Besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife Allah'ın zulü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiyul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ihtina ve vafıkna ilal hakkı ve ilal nicat ve ila tarik müstakim ve ila tarik cennetin naim. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celileyi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle.
Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervah-ı paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmuani efendilerimizin ervah-ı kudsilerine, bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullahi aleyhi mecmuani ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimizin ervahı, burada bulunan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahı, bu aziz vatan için canlarını bezleden, sıkıntılara katlanan şüheda ve guzatın ervahı, halen hayır yolunda sıkıntılar çeken ve canları uğruna fedakar çalışanların, geçmiş olanların ervahına bağışladık vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccalın fitnesinden, mahşer sıkıntılarından bizleri muhafaza eyle. Şüphe etmekten, Allah'a ortak koşmaktan, küfre düşmekten, münafıklıktan, ayrılık yapmaktan, kötü ahlaktan, her türlü kötü durumlardan bizleri muhafaza eyle. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalından bol eyle, akıbetimizi hayır eyle. Aziz vatanımızı her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afatlardan, musibetlerden muhafaza eyle. Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle. Ümmet-i Muhammed'i ıslah eyle. Hastalarımıza şifa lütfeyle. Darda kalanlarımıza imdad eyle. Borçlularımıza edalar nasip eyle. Kafirlerin, münafıkların, satılmışların, Ümmet-i Muhammed'in arasına sokmak istedikleri fitnelere yer verme ya Rab. Hilelerini kendilerine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rab. Ya İlahel Alemin, Ümmet-i Muhammed'e merhametinle, affınla, ihsanınla, lütfünle muamele eyle ya Rab. Bizleri de hakkı görüp hakka teslim olanlardan, batılı görüp batıldan uzak kalanlardan eyle. Bir an bile nefsimize bizi esir etme, bizi küfre düşürme, yanlışlıklardan koru, bizi bize bırakma ya Rab. Subhan Rabbina Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillah.